Değerli futbol severler, Futbol Plus kanalından herkese merhabalar. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak. Bugün Sinan Vardır ile birlikte derbiyi değerlendireceğiz. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz maçı. Evet, Sinan Bey biliyorsunuz ki dev derbi oynanacak. Sakatlıklar geçti. Beşiktaş'ta maç gözler maçı çevrildi. Derbiyi değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Sakatlar geçti ama işte sakatlıklardan sonra futbolcuların birdenbire üstün form bulması mümkün değildir. Hakikaten bir Alex mesela kaç haftalardır oynamıyor. Hatta geçen seneden beri çok kısıtlı maç oynayan bir futbolcu. Herhalde bugün yer verecek. Beşiktaş kağıt üzerine baktığımız zaman Galatasaray'dan biraz daha ağır basıyor. Ama evet, bugün bir futbol adamı olarak söyleyeyim. Yani Sergen Hoca eğer bugün Necip'i stoper oynatır, Necip'e markaj görevi verirse Beşiktaş çok mühim bir işi halleder diye düşünüyorum. Çünkü son lig maçlarından birinde Malatya'nın ki Türkiye'nin en formda santrforu Adem'i adım attırmadı Necip. Sonra Dortmund maçında Necip'e yer vermedi ve Alman santrforu da bizi paramparça etti. Ben bu kendi görüşüm bu tabii. Bunun yanında Beşiktaş dediğim gibi kadro olarak biraz daha Galatasaray'dan. Tabii daha Beşiktaş eğer ilk yarı gol bulursa maçı kazanır. Ama ilk yarı beraberlikle biterse Galatasaray ikinci devreye o da iddialı olur diye düşünüyorum. Daha bir genç kadrosu var. Şimdi form tutan genç futbolcuları var. Yani böyle bir maç olacak. İnşallah centilmence bir maç olur. Buna da hasretiz Türk futbolunda. Yani karşılıklı olarak kırmızı kart olmaz. Fırat Aydınus şu anda geçen seneden beri Türkiye Ligleri'nin bence en formda hakemi. Onun için Elver hakem hatalarında bu maçta daha az olacağını tahmin ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bu arada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde almış olduğu 4-1'lik mağlubiyet sizce bu derbiye yansır mı? Tabii yani bu futbolcular da onlar da insan çünkü. Mağlubiyetten sonra bir moral bozukluğu olarak kadro futbolculara yansıyabilir. Ama bu derbi maçları Türkiye'de neticesi belli olmayan 3 neticeli maçlardır. Onun için futbolcular bu sendromu üzerlerinden atlatıp böyle bir derbi. Çünkü derbiyi özler futbolcular. Ben de 18 sene futbol oynadım. Derbi maçlar her zaman çok öne çıkar. Futbolcular daha stresli olurlar. Onun için de ceza görmeleri maçın içinde sarı kart, kırmızı kart daha muhtemel olur. Temennim bu maçta hem böyle bir cezaları iki takım içinde söylüyorum. Cezalar olmasın. Önce centilmence bir maç olsun. Tabii Beşiktaş da kazansın temennim. Sizin de dediğiniz gibi umarım centilmence futbolu konuştuğumuz, hakem hatalarını konuşmadığımız maç olur. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.